Mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizler için ıspanak kökleriyle hazırladığım hem çok besleyici hem de oldukça lezzetli bir tarifimi paylaşmak istiyorum. Ispanak köklerimizi birkaç tur yıkadım kumlarından iyice arındırmak için. Sirkeli suda bekleteceğim ama onun öncesinde size şöyle nasıl keseceğinizi baş taraftan onu göstereceğim. Alt tarafını çok bozmadan sadece üstünden ufak kesiler atıyoruz arkadaşlar. Şunu kopartıyoruz. Şöyle keselim. Bir tane daha göstereyim. Şöyle yapayım hatta. Sadece burasını alıyoruz. Diğerlerini de bu şekilde keseceğim. Şöyle suyumuzu da koyalım. Üzerine geçecek kadar. Mikroplarından arınması için sirkeli suda bekletelim arkadaşlar. Şöyle sirkeli suyumuzu da koyalım sirkemizi. Evet, bu böyle. Biraz arınsın. Burada bir adet soğanımız var. Yarım çay bardağı zeytinyağımızı üzerine koyalım. Soğanlarımızı güzelce kavuralım. Darım yeterince yumuşadı arkadaşlar. Onların üzerine şöyle kapya biberliğimi de ilave edeceğim. Bir adet kapya biberim var. Onu da şöyle güzelce soğanlarla birlikte kavuralım. Şöyle bir tatlı kaşığı salçam var. Onu da ilave ediyorum. Benim salçam biber salçası ve domates salçası karışık arkadaşlar. Eğer o şekilde yoksa sadece domates salçası koyabilirsiniz. Salçanın kokusu gidene kadar onu da şöyle güzelce bir kavuralım. Sıra geldi ıspanak köklerimizi koymaya arkadaşlar. Çok iyi yıkamaya özen gösterin. Ispanak kökleri çok kum barındırır. Mutlaka iyice kumudan arındırana kadar güzelce yıkayın. Şimdi bir su bardağı haşlanmış nohut ilave ediyorum. 200 ml'lik klasik bardaklarla arkadaşlar. Bir su bardağı da haşlanmış yeşil mercimeğimiz var. Onu da koyuyoruz. Eğer varsa evinizde şöyle iki dalda yeşil soğan koyun. Lezzet katar. Şimdi iki adet domatesim var. Onların kabuklarını soydum. Güzelce doğradım. 3 adet de sarımsağımızı içerisine atacağım. Bunları rondodan geçireceğim arkadaşlar. Domatesimizi de ilave edelim sarımsaklarımızla birlikte. Varsa domates püreniz, bu esnada onu ilave edebilirsiniz. Eğer yoksa benim yaptığım gibi iki büyük domatesi sarımsakla birlikte rondodan geçirin. Şimdi baharatlarımızı da ilave edelim. Tuz, pul biber ve karabiber ilave ediyorum arkadaşlar yeteri kadar. Şimdi kapağımızı da kapatalım. Domateslerin kendi suyuyla şöyle iki tıklasın. Az sonra karıştıracağım. Şimdi şöyle bir karıştıralım. Hiç su koymayacağız arkadaşlar. Domatesin suyuyla pişecek yemeğimiz. Pişireceğim. Zaten nohutla
Mercimeğim saçlanmış olduğu için su istemeyecek. Domatesin suyuyla gayet lezzetli, harika bir yemeğimiz olacak. Şimdi kapağımızı da kapatalım. Kısık ateşte pişmeye bırakalım. Yemeğimizi bir kontrol edelim. Yaklaşık 10 dakikadır pişiyor. Şöyle bir karıştıralım. Baktığınız suyu gözünüze az geldi. Domatesiniz çok su bırakmadı. Biraz kettle'dan sıcak su ilave edebilirsiniz arkadaşlar. Bu yemek için şunu söyleyebilirim. Eğer deep freeze'de, derin dondurucunuzda hazırlıklarınız varsa, ön hazırlığınız, yapması son derece kolay, oldukça da lezzetli. Çok da vitaminli, nefis bir yemek arkadaşlar. Böyle nohutunuz, yeşil mercimeğiniz, deep freeze'inizde her zaman hazır olsun. Çorbalarınızı, yemeklerinizi bu şekilde katıp zamandan kazanırsınız. Şimdi tekrar kapağımızı kapatacağım. Birkaç dakika daha tıklasın. Yemeğimiz hazır. Evet, yemeğimiz pişti. Şöyle bir tadına bakalım. Harika arkadaşlar. Değişik tatları alıştırın kendinize. Böyle bir lezzeti denemediyseniz mutlaka deneyin. İnanın etten bile çok çok daha lezzetli. Bugün ne yaptık? Ben bu ıspanakların yapraklarından börek yapmıştım. Köklerini de ziyan etmek istemediğim için kendime sık sık yaptığım tariflerden birisini sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah beğenmişsinizdir ve ilk fırsatta da denersiniz. İçerisine koyduğum nohut ve yeşil mercimekle vitamin değerini daha da artırdım. Yapın yapın, çocuklarınıza yedirin, eşinize, dostunuza yedirin ve bu vitaminli, lezzetli yemekten de kimseyi mahrum etmeyin. Videomu burada sonlandırırken hepinize sağlıklı günler diliyorum. Yeni videolarımda görüşünceye kadar hoşça kalın.